Merhaba. Delfi'deki Apollo Tapınağı'na karşı oturmuş manzaranın keyfini çıkarırken Yunanların tanrıların neden dağlarda yaşadıklarına inandıklarını daha iyi anlıyorum. Karşımızda harika bir manzara var. Kendimi dünyanın tepesinde oturuyormuş gibi hissediyorum. Bu tanrıların gerçekten de bir bildikleri varmış, değil mi? Yunanlılar ibadetlerini Tapınak adı verilen ve birçok farklı binanın bir araya gelmesiyle oluşan kompleksler de gerçekleştirirlerdi. Bu da çok önemli antik Yunan tapınaklarından biri. Bu tapınak şehir devletlerden birinin kontrolü altında olmadığından Yunanistan'ın her yanından birçok Yunanlı bu tapınağa gelebiliyordu. Evet tüm Yunanistan'dan. Olimpiyadaki tapınak da bu anlamda Delfi'deki tapınağa benziyor. Yunanistan'ın her yanından gelen atletler, Olimpiyadaki tapınakta düzenlenen oyunlara katılırlardı. Olimpiyada bir de kahin vardı. Kahin, tanrılarla bağlantısı olan bir rahibeydi. Delfinin bu kadar önemli bir tapınak olmasını sağlayan da yine bir kahindi. Tapınakta düzenlenen atletik oyunlar ve müzik yarışmalarının yanı sıra Delfi'de bulunan rahibe çok önemli politik kararlarla ilgili hatta özel yaşamla ilgili kehanetlerde bulunurdu. Delfi'deki rahibe ya da kahinin adı Pitya'ydı. Şu an gördüğünüz tapınakta kehanetlerde bulunur ve soruları yanıtlardı. Bunu yaparken bir perdenin arkasında üç ayaklı bir sandalyede oturduğuna inanıyoruz. Yunan tarihini incelediğinizde 9. yüzyıla dayanan bir geleneğe göre yerdeki derin bir yarık sayesinde Apollo ile bağlantı kurulabiliyordu. Evet, bu sayede Apollo onun ağzından konuşabiliyordu. Bu tapınak Apollo'ya adanmış kutsal bir yerdi. Elimizdeki eski kaynaklara göre zengin ve toplumda iyi yere gelmiş biri ya da politik güce sahip biri çok belirgin bir soru sorarmış. Evet ya da hayırla cevap verilebilecek bir soru. Soru rahibenin asistanlarından birine verilir. Asistan da soruyu perdenin arkasındaki rahibeye okurmuş. Bunun üzerine rahibe de sadece asistanları tarafından yorumlanabilecek bir kehanette bulunurmuş. Burası tüm Yunanlıların gelebileceği bir tapınak olduğu için herhangi bir şehir devletinin de gücünü ve zenginliğini gösterebileceği bir yerdi. Şehir devletleri güç ve zenginliklerini hazine odaları inşa ederek gösterirlerdi. Hazine odaları nispeten küçük yapılardır. Tapınaklar gibi kenarları kolonlarla çevreli değildir. Sadece ön cephelerinde kolonlar bulunur ve tanrılara adanan objeleri depolama amacıyla kullanılır. Bu noktada Yunan inanışının özünde alışveriş fikri üzerine kurulu olduğunu unutmamak gerekir. İnsanlar tanrılara hediye verir, tanrılar da karşılığında insanları korurlardı. İster savaşlarda elde edilmiş ganimetler, ya da iyi şans sonunda elde edilen varlıklar olsun, dinin alışveriş fikri üzerine kurulu olması çok önemli bir ayrıntıdır. Apollo'nun gözünden düşmemek için, Apollo tapınağına yapabileceğiniz kadar bağış yapmalıydınız. Tapınağa gelen ziyaretçiler kutsal yolu izleyerek tapınağa doğru tırmanırken, Yunanların polis adını verdikleri şehir devletleri tarafından yapılmış hazine odalarının yanından geçerlerdi. Bunun ne kadar da rekabetçi bir ortam olduğunu düşünebiliyor musunuz? Şehir devletleri hazine odalarıyla resmen gövde gösterisi yapıyorlar. Şu an Atina şehir devleti tarafından yaptırılan hazine odasının rekonstrüksiyonunu görüyorsunuz. Bu çok güzel bir örnek. Bu yapının yanında Perslere karşı kazandıkları Maraton Savaşı'ndaki ganimetlerin bulunduğuna inanıyoruz. Oldukça zor koşullarda sürpriz bir şekilde kazanılan bir savaş olduğundan tanrılara neden teşekkür ettiklerini anlamak çok da zor değil. Oldukça büyük ve seçkin konuma sahip bir hazine odası. Atina Hazine Odası'nın hemen alt tarafında daha ufak ama Tüm hazine daireleri arasında en gösterişlisi olan bir hazine dairesi daha vardı. Bu hazine odası Ege'nin güneyinde küçük bir ada olan Sifnos'a aitti. Sifnoslular altın ve gümüş madenlerine sahip oldukları için bu kadar gösterişli bir yapı yaptırabilmişlerdi. Hazine odaları eğimli bir alanda neredeyse üst üste konumlanmışlar. Tapınağın en üst kısmından tiyatroya ulaşabilmek için bu yapıların yanından geçmeliydiniz. Her tapınakta bir tiyatro bulunurdu. Bunlardan en ünlüsü, iyileştirici özellikleri olduğuna inanılan Epidaurus'taki tapınakta bulunan tiyatrodur. Tiyatroların ibadetin bir parçası olduklarını, ayrıca aktörlerin tiyatronun alt kısmında bulunduğunu, İzleyicilerin ise yukarıya doğru yükselen oturma düzeninde oturduklarını da eklemeliyiz. Şimdi bu tiyatroda oturduğunuzu ve aktörlerin arkasında yer alan tapınağın ve vadinin inanılmaz manzarasına baktığınızı hayal edin. Ne kadar şahane değil mi? Hoşçakalın.